Kalbimde yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Alkışlarınızla Burcu Gebeş geliyor mikrofona. Thank you.
Kanargı sıralarında Darülfünun İlahiyat Fakültesine giren ve bitiremeden askere alınan Saadettin Kaynak, Cumhuriyet kurulduktan sonra Yavuz Sultan Camii'nde imamlığa başlar. Hafız Hanende kuşağının son ve en başarılı temsilcilerinden olan Kaynak, bestekar ve icracı kimliğinin ön plana çıkmasıyla imamlık görevinden istifa eder. Ancak az sonra programımızdan dinleyeceğiniz Güptesi Hüsamettin Efendi'ye ait ilahi gibi pek çok tanınmış dini eser de bestelemiştir. Ey aşıkı sadıklar, gelin Allah diyelim. Bezmi hakka layıklar, gelin Allah diyelim. Geliyor mikrofona. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim. Thank you.
Sırada sözleri de bestekarımıza ait bir şarkı var. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. Dilhan Uluşar'dan dinleyeceksiniz. Thank you.
Sizin de yarın ardından tekrar birlikte olacağız efendim. Thank you.
Değerli konuklar, konserimizin ikinci yarısı başlamak üzere. Şimdi yine sizlerin alkışlarıyla önce sazlarımızı sahneye davet ediyorum. Alkışlarıyla Bahçeşehir Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu koromuz geliyor. Ve elbette koromuzu yönetmek üzere sayın şefimizi davet ediyoruz. Doktor Kenan Sayacı. Evet, şimdi sizlere küçük bir sürprizimiz var. Bunu anons etmesini Kenan hocamızdan rica ediyorum. Efendim, hepimiz saygıyla selamlıyorum koromuz adına. Bu arada rektörümüz Kenan hocamızın bizden bir isteği oldu. Solo eser icra etmemi istediler. Hazırlıklı değilse değiliz tabii böyle bir durumda. Tabii nasıl heyecanlandığını görüyorsunuz. Ama çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz rektörümüzün sözünü havada bırakamazdık. O yüzden hemen başlığımıza konuştuk. Belki sizlerin de katılabileceği bir eser ama saadetin kaynağını deyip tamamen apayı hep birlikte söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl geçti habersiz o güzel yıllar? Thank you.
Ağzınıza sağlık Kenan Hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, konserimizin ikinci bölümü Hakan Aydınlık'ın Utle yapacağı Rast Taksimi'nin ardından koromuzdan dinleyeceğiniz güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait bir eserle başlayacak. Benim olsam seni bir gül gibi koklar sararım. Thank you.
Eserlerinde geçmişi bugüne ve geleceğe bağlayan bir bestekar olarak dikkat çeken Saadettin Kaynak, klasik formlarda şahsi üslubunu ortaya koyan dini ve din dışı eserlerinin yanı sıra geleneksel şarkı formunun dışında bestelediği fantezi nitelikli eserlerinde erişilmesi güç başarılara ulaşmıştır. Kendine has bir tarzda bestelediği eserlerinde musikinin üstün ifade gücünü kullanmak için tempo değişiklikleri ve makam geçkileri yönünden zengin örnekler ortaya koymuştur. Eserlerinin ses ve saz bölümlerinde icra alışılmış sınırları zorlayan bir seviyeye ulaştığından gerek teknikte gerekse nüansta onun bestelerini icra edebilmek bir ustalık ölçüsü kabul edilmiştir. Şimdi böyle bir ustalık eserini icra etmek üzere yardımcı doçent doktor Ömer Lütfi Uyan'ı davet ediyoruz sahneye. Dertliyim, ruhuma hicranını sardım da yine. İnlerim şimdi uzaklarda solan bir gül gibi. Thank you.
bir enstrüman çalmadığı halde Saadettin Kaynağ'ın eserlerinde son derece parlak ve orijinal enstrüman giriş ve bağlantı bölümleri dikkat çekmektedir. Bestelerinde saz unsuru satır aralarındaki küçük bağlantı parçaları olmaktan çıkmış, gerektiğinde kelime aralarına girebilen, başta ortada sonda söz unsuruyla yarışan, onlarla eşdeğer bir nitelik kazanmıştır. Şimdi Vecdi Bingöl'ün sözleriyle bestelenmiş Segah makamında bir şarkı var sırada. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır, doyulmaz hüsnü andır, kanılmaz bir içim su. Seçkin Uğurcan'dan dinleyeceksiniz. Taşıyan eserlerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Sıradaki eser Karacaoğlan'ın sözleriyle bestelenmiş Segah bir türkü. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye. Nur İnci geliyor mikrofona. Thank you.
Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor. Hüzzam makamındaki şarkıyı koromuz seslendiriyor. Thank you.
Müftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı seslendirmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi Reklam Ajansı Koordinatörü Derya Sirkecioğlu'nu sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Uşak Taksimi'nin ardından koromuzdan dinleyeceğiniz Uşak bir şarkıyla devam edecek konserimiz. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.
dağlarda şağlar, yavrum diye diye ağlar. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bestelenmiş Hüseyin'i türküyü Celal Özçelik'ten dinleyeceksiniz.
Doğu, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Şükran Özer, Muallâ Mukadder gibi dönemin ünlü sanatçıları tarafından plaklara okunmuş ve satış rekorları kırmıştır. Şimdi yine çok sevilen ve bilinen bir eserini seslendirmek üzere Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Nafiz Arıca'yı sahneye davet ediyoruz. Şarkıyla veda edeceğiz sizlere. Hakan Bey denizci ve albay, Kenan hocamızla 33 sene önce öğrencilik yıllarında birlikte konserler veriyorlarmış. Dedim ya, bu topluluk çok güzel bir mozaik. Müziğe gönül vermiş, gönlü güzel insanların yolu bir şekilde kesişiyor bu koroda. Şimdi Hakan Albay da bu koroda yine
Kenan hocamızla birlikte şarkılar söylüyor ve Saadet'in Kaynağı Uşak şarkısında sizlere gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan, açılıp denizlere ulaşacağız baştan. İhtiyacı hissettim. Şimdi bir sırrı daha açıklayacağım, bilmeyiz misin? Bu konser gerçekten tarihi bir konser oldu. Benim açımdan, benim tarihim açımdan. Keken oldu, özür dilerim. Konser oldu çünkü heyecanlanıyorum. Biraz önce şarkı söyleyen Fen Bilimleri Enstitüsü Başkanı Nafiz Arıca da emekliler ağlayalım. Ve hem Nafiz Bey hem burada gördüğünüz Hakan Bey, bendenizin bundan 33 sene önce bir lisesinde öğrencilerimdi. Burada da koro kurmuştuk. Orada da koromuz vardı. Orada da birlikte şarkı söylüyorduk. Ve orada da her ikisi bizim solistlerimizdi. Hem Nafiz Arıca hem Hakan Kuşaloğlu. Ve kader, nasıl bir kader? Çok şükür ki seneden sonra, bakın 32 sene sonra bizi tekrar bir araya getirdi. Bir baktım bir gün koridorda karşılaştım. Nafiz, sen ne yapıyorsun burada dedi. Dedi ki ben böyle burada göreve başladım falan. Sonra bir gün koro çalışmamıza Hakan Kuşaroğlu geldi seneden sonra. Ve öğrencilerimiz de çok sevdiler Hakan abilerini. Yani ne albaylar varmış dediler. Koromuza devam ediyor kendileri ve ben de tabii hocalık hayatımın, işte 40 sene yaklaşan hocalık hayatımın böyle meyvelerin toplamanın gururunu, heyecanını yaşıyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim.
konserimiz burada bitti. Öncelikle başta rektörümüz Profesör Doktor Sayın Şenay Yalçın Hocam olmak üzere YÖK Denetleme Kurulu üyeleri, rektör yardımcımız Ali Hocamız, burada dekanlarımız var, hukuk fakültesi dekanımız ve belki benim şu anda göremediğim bütün hocalarımıza ve siz değerli dinleyicilerimize, genç arkadaşlarımıza, aslında bakıyorum burada hiç yaşlı insan göremiyorum. Herkes genç. Teşekkür ettiğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı topluluğumuz adına arz ediyorum. Efendim, kendisi aramızda değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimle ilgili özel bir ödül almak üzere Birleşmiş Milletler tarafından, doğru mu söylüyorum hocam bilmiyorum, davet edildi. Ömer Yücel Bey'i kurucumuz, üniversitemizin kurucusunu burada saygıyla anıyoruz. Eğer olsaydı mutlaka o da konserimizi teşrif ederdi. Efendim, sonra bütün bu çalışmalarımızda desteklerini arkamızda hissettiğimiz, şimdi bir şey söyleyecektim ama diğer dekanlarımız kısalmasın diye söylemiyorum. Sonra size de özel söyleyeyim. Söyleyeyim mi hocam? İzin veriyorsunuz. Peki, Türkiye'nin ya da Türkiye'nin biri en güzel dekanı, öğrenci dekanı. Ferdin Hanım'a teşekkür ederim. Ferdin Hanım'a ve ekibinden Nilgün Hanım var. Kendileri buradalar ve bize güzel destekler nesillerinden sağ olsunlar, var olsunlar. Ve tabii ki yine bu sistemin kurulmasında idari teşkilatımız var, üniversitemizin isimsiz kahramanlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve seslendirme uzağımız var. Bize her zaman destekler. Ali Bey yukarıda köşede. Kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra burada gördüğünüz bu pırıl pırıl genç insanlar, hepsi genç insanlar. Gerçekten zaman zaman onların şefleri olarak ben asabi de olabiliyorum. Yani dövmüyorum falan ama yani bazen kızıyorum onlara. Onlar bana katlanıyorlar sevdikleri için. Ben de gerçekten onları evladım ne kadar seviyorsam o kadar seviyorum. Ve aramızda çok güzel bir, nasıl söyleyeyim, bir atmosfer, bir hava oluştu, bir aile havası. Gördüğünüz gibi korumuzda, velilerimiz de var. Lütfen kendinizi gösteriniz Selma Hanım. Mezun öğrencilerimiz de var ve devam eden öğrencilerimiz de var. Hepsini tek tek, hepsinin alnından öpeceğim sonra. Teşekkür ediyorum katkıları için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve tabii ki korumuzun baş tarafında gördüğünüz başkanımız. Bir adım öne lütfen rica ediyorum. Fatma arkadaşımız kurumumuzun başkanıdır. Bütün bu organizasyonlarda gerçekten çok koşturdu. Nevi Hocam şahittir. Benim oda arkadaşım. Saygıyla anlıyorum sizi. Çok koşturdu. Çok teşekkür ediyorum Fatma. Sağ ol, var ol. Ve sonra efendim sırayla gidiyoruz. Böyle Süleyman Bey var gördüğünüz. Ritim sazımız. Kendisi mühendistir. Mühendistir, sanatçıdır. Ve gönüllü olarak bizim çalışmamıza gelmektedir. Korumuzun Süleyman abisidir. O geldiği zaman öğrencilerimiz onu alkışlarlar, bir alkışlarlar. Ve sonra TRT'mizin çok değerli sanatçısı, belki 35 senedir kendisinden istifade ettiğimiz Necit abimiz. Teşekkür ederim. Ve gördüğünüz gibi bir kızımız var, Rabia. Kendisi bu sene başladı Türk musikisi kemanı çalmaya. Artık 4 sesten yerinden bir sesten çalabiliyor. Çok yetenekli bir kızımız. Gerçekten teşekkür ediyorum ona. Ve Hakan Bey, TRT sanatçısı. Çok değerli bir boyu değil kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Ve korumuzun maestrosu Doktor Aydın Varol.
bizim konservatuardan hocalarımız Necdet Bağoğlu, Mahtuma da kendileri. Çok değerli bir sanatçıdır, şeftir ve eğer o olmasaydı biz bu kadar başarılı olamayabilirdik. Bizi tamamlıyor. Ve daha sonra Tutluk kardeşimiz var, böyle siz de fark ettiniz. Kanunu ve insanları öldürmeye çalışan bir arkadaşımız. Yine Okan kardeşimiz var. Kendisi de mühendistir. Gönüllü olarak bizim korumuza katılıyor. Klarnet sanatçısı çok teşekkür ediyorum size. Ve bir öğrencimiz var. Bizim öğrencimiz bakın gördüğünüz bu genç insan Berk. Geçen hafta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk defa CEG karşısına çıktı ve bugün de ikinci kez CEG karşısına çıkıyor. Çok yetenekli bir öğrencimiz. Ve sonra burada bir kızımız var, sevimli bir kızımız gördüğünüz gibi Rabia. Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi ve 3-4 senedir bizimle beraber kendisi hem neyzendir hem kemençe çalar, usta bir sanatçıdır. Ve hem burada yine bizim konservatuardaki hocalarımızdan merhum Cafer Işık'ın oğlu Serdar Işık kardeşimiz var, TRT sanatçısı kendisi. Arkadaşlar çok sığ sazlarını yenmiş kişiler ve tabii ki arkamda çok değerli bir insanlar. Bizim konserlerimizin, konserlerimize renk katan, tat katan, yani aklınıza ne kadar güzellik geliyorsa bütün onları katan insan. Son bir teşekkür daha geliyor. Bu çalışmalarımızı biz destekleyen benim hayat arkadaşım var. Şöyle geçiyor. Son olarak Sabettin Kaynak sizlerin de fark ettiğiniz gibi gerçekten bizim coğrafyamıza yetişen çok önemli, çok büyük bir bestekar. Ve biz bu işe kalkıştığımız zaman doğrusu ben bayağı korktum. Kendisinin bir yakın eseri var. Hangilerini alalım, hangilerini seçelim. Büyük bir işe kalkıştık. Sanıyorum ki mahcup olmadık. Ve öğrencilerime ben dedim ki çıkarken, sahneye çıkmadan önce lütfen bu Saadettin Kaynak, bu merhum bestekar, bu büyük insana birer fatiha okuyun dedim. Sanıyorum ki fatihalarımız ona ulaştı. O yüzden başarılı olduğumuzu sanıyorum. Onun son bir eseriyle sizlere veda edeceğiz. Bu eseri girerken yani o büyük insan olmasaydı, bu eseri yapmasaydı biz belki bir araya gelemeyecektik. Bizim bir araya gelmemize vesile oldu. Sizden küçük bir istirham, ona birer fatiha göndermenizi rica ederek sizlere veda ediyoruz.
Thank you.
İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ ol. İyi akşamlar kardeşim. Bir dakika var. Adamın telefonla arıyoruz, geliyorlar ya. Gelip onları yakacak. İstemiyorlar bizi buraya yakmasını, biliyor musun? Bunlar bak bak yanımda istiyor diye yapıyoruz ha. Diyoruz değil mi? Köle götürüyor.
Konya açtım mesela. Bu seni sıkmadı ha. Sen neresini bulamıyor bu ışık ya? Şöyle bir... Çıkarken mutlaka soğuk suyla ayaklarını dize kadar soğuk tutsun. Kan dolaşımını durdurursun kaynak. Sen ne diyorsun ya? Benim hanım yaptı onu diye. Burada çok kaynak suyu seven biri. Geçen benden teklif istediler, vermedi. Yan teklif arıyorlar, biliyor musun abi? Abi dedim, yok. Gelecek yapma. Bakalım bey. Teklif ver, tamam. Teklif ver, tamam. Sonuç? Ne oldu diyorum abi, bizim iş? Olmadı abi. Epey dolama niye benden teklif aldın? En düşüğü ben verdim diye. Öyle diyorsun ya. Daha düşüğünü veriyor. Bana diyor ki, hala kaç para olur? Fiyat alıyor benden. Yan teklif kolay mı, anladın mı? Çek çekiyorum ben de. Anladın mı? Ya tutarsan. Bazen çok düşük çekiyorum. Bazen çok yüksek çekiyorum. Benimkini o zaman kullanmıyorlar, anladın mı? Onu da öğrendim, bak. Çok yüksek çektin mi, adama iyi. Alan adama iyi, anladın mı? Alan adama iyi, şimdi sen de varsın. Diyor ki, bak abi, 4 lira çekmişsen 5 lira çek. Sen 3,5 lira çektin, anladın mı? Ama çok düşük çektiğim zaman bunun altına inmek zorunda benim teklifimi kabul etmiyorlar. Bir gün bir konser geldi. 4 hoparlör, 2 monitör. Ne dedim biliyor musun? Mahsus 500 lira dedim, yine vermediler. Yemin ederim babamla ayırtacağım. Niye biliyor musun? Çünkü verdi adam verdi yani. Fark be. Evet. Herkes ekmeğini yer. Kısmet olmayan bir şey kapılmaz. Kapımıza gelmez işte. Bunları unutma. Kamerayı da bıraktılar burada arkadaşlar. Elektriği de orada ya kamera. Görüşmüyoruz artık. Onlar çok büyük işler yapıyorlar artık. Bak adam Fransızcısı buraya bakmıyor ha. Kim biz? Yunus yok izini de. Öteki de bakmıyor ya. Adam gelmiyor. Düşünebiliyor musun abi? Gelmiyor ya. Çok önemli. Bak bunun için.
seninle beraber. Sen yavaş yavaş aşağı indirirken ben gideyim. Çok mesafe, yürüme payım çok, anladın mı? Çok var yani. Bir ayağımız var değil mi abi? 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20. Doğru mu? Yeter. Bunun üzerinde sen mi yaptın lan ne hale getirmişsin şu? Sen yatmamışsın ki, yalan söylüyorsun lan kız yolda. Gece yatsan sen 5 saat uyku bile alsan bu kadar gündüğünü tutuklanmazsın. Ya Ala bak Allah'ını sana sen. Ne yalan söyleyeyim şimdi? Durup dururken yatmadım deyip de sana ne yalan söylüyorum? Hayır sen yatmamışsın, yalan söylüyorum derken. Yatmamışsın diyorum bak. Sen yatamamışsın diyorum, anladın mı? Uykunu alamamışsın diyorum. Oğlum yatan adam böyle kalır mı? Altyazı M.K.